hiçbir yerde istiyor ki Kürtler bir şey kazanmasın. Ama Güney Kürdistan'a gelince öyle değil. Tabi burada o parantezi de açmak lazım. Niye? Güney Kürdistan'a şu anda, bakın Güney Kürdistan'a şu anda, ben mecliste plan bütçe komisyondaydım. Plan bütçe komisyonunda bu tür şeyler çok tartışılıyor tabii ki. Yani bize o zaman çünkü, hükümetin verdiği bilgi, hükümetin verdiği net bilgiyi söylüyorum. Ekonomi Bakanı'nın bilgiyi, Türkiye ihracatının %30'unu oraya yapıyor. 13 yıldan beri AKP hükümeti bu ülkede yeşil sermayeyi güçlendirdi. Anadolu sermayesi dediği o Kayseri, Konya, Karaman, Niğde, bilmem şu bu sermayeyi güçlendirdi. O sermayenin ürettiklerinin hepsini şimdi Güney Kürdistan'a satıyor. Bakın buradaki ayrı şey de, nokta da çok önemli. Diyor ki hayır, Güney Kürdistan yönetimi, yani Barzani ve o anlayış yönetimi iş başındaysa, o zaman federasyon olabilir. O gücün yetiyorsa git o zaman federasyona müdahale et. Suriye'de Kürtler özerklik istiyorlar. Kabul etmiyorsun, ben müdahale edeceğim diyorsun. Ama bu taraftan, bakın, federasyon, bakış olarak söylüyorum, yani Cumhurbaşkanı bakış olarak söylüyorum, demokratik özerklikten daha onun anlayışına ve felsefesine uymayan bir modeldir. Ama ona rağmen ihracatın %30'unu orada yapacaksın, yanına alacaksın Sayın Barzani'yi, mitiklerine getireceksin, Türkiye'de yanında Kürt halkına hitaben konuşma yaptıracaksın, el üstünde ağırlayacaksın. Tabii ki ağırlasın, ona söyleyecek bir şeyimiz yok. Güney Kürdistan'ın devlet başkanıdır. Tabii ki ağırlanacak. Ama yani söylemek istediğim şey şu. Orada ağırlarken burada demokratik özelliğe bile karşı çıkarsan bu kabul edilemez bir şey.